Sallama göbeği, düşürüm göz bebeği. Bebekte girdi yaşına, şapkada ister amcası başına. Dostlar, otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz yine piyasalar düşecek mi ya da yükselecek mi? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu 4. bölümümüz piyasalarla ilgili. İlk 3 bölümümüze epey bir rağbet gösterdiğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve likelamayı da unutmadığınız için yine ayrıca teşekkür ederim. Tabii ki bu konuda çok fazla tartışma oluyor her zaman. İşte ben diyorum ki şöyle olacak, sen diyorsun ki böyle olacak. Ama bu işin de güzelliği burada yani. Ben bu işten zevk alıyorum. Birilerinin ortaya fikir atması, bir şeyler söylemesi, birbirinin fikrini önemsemesi falan, bunlar çok güzel şeyler. O yüzden yorumlara böyle bakarsak çok daha güzel şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum. Hemen devam edelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yaklaşık 3 yıldır yükselmekte olan otomobil piyasası, korona muhabbeti ve onun öncesinde gelen dolar kuru artış iniş çıkışları neticesinde içinden çıkılmaz bir hale gelmişti ve biz önceki videolarımızda bundan epeyce bahsetmiştik. Bu videoda peki neyden bahsedeceğiz? Son dönemde biliyorsunuz dolar 7.1 küsürlere, 2'lere falan çıktı. Sonra bazı swap anlaşmalarından sonra tekrar indiğini gördük doların. Şu an nerelerde? Şu an 6.75-6.80 bantlarında ilerliyor. Şimdi dolarla ilgili görüşüm şu yönde benim hala daha. Abi dolar 8 olsun, sabit olsun. Sabit olursa piyasalar ona göre kendisini revize edecek ve o civarlarda kalacaktır artık normal seyrine. Biz 5 sene sonra mı gelir durumumuz normal, bundan 5 yıl öncekine ulaşır, 10 sene sonra mı ulaşır bilmiyorum. Ama dolar sabit olursa gelir seviyemiz normal düzeyine ulaşır. Yani. Ama bu tür oynaklıklar her zaman piyasada fiyat artışına ve piyasada belirsizliğe sebep olacaktır. Aradığımız ürünleri bulamayacağız. Arz talep dengeleri karışacak ve değişecektir her zaman. Yıllarca ticarette uğraşmış biri olarak ben bu işi böyle görüyorum açıkçası. Benim şahsi fikrim bu yönde arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu benim şahsi fikrim. Yani bugün dolar 8 lira olsun mesela, 10 lira olsun veya 6 lira olsun hiç fark etmez. Ama sabit olursa dolar kaynaklı aldığımız işte ve şu an inecek mi çıkacak mı diye konuştuğumuz otomobil, kot pantolon, ne bileyim kağıt gibi birçok ürünü fiyatları daha sabit olur. Çünkü dolar sabit. Bunları da biz dolar üzerinden aldığımız için TL karşısında sabit olur. Ama bu şekilde oynaklık devam ederse bunların fiyatları da değişecektir. Sürekli oynayacaktır arkadaşlar. Daha doğrusu sürekli yükselecektir. Bunu söylemek gerekiyor. Bu dolar ve koronadan dolayı biliyorsunuz, korona muhabbetinden dolayı bazı firmalar üretime ara vermişti, bazıları durdurmuştu, bazıları da yarı zamanlı çalışmaya geçerek üretimi azaltmıştı. Bugün görüyoruz ki yeni otomobiller ülkemizde de dünyanın diğer ülkelerine de gitmeye başlıyor ve ülkemizdeki otomobil fabrikaları da üretime devam etmeye başlıyor. Tabii ki tam kapasite çalışmıyor bunlar. Bunların tam kapasite çalışmamaları demek fiyatların kısa vadede düşmeyeceği anlamına geliyor. Çünkü talebi arz ile karşılık yetersiz kalacak. Ben daha önceki videoda da söylemiştim size. Arkadaşlar kimse bugün otomobil almaktan vazgeçmiyor. Yıllardır bu muhabbeti yapıyorsunuz. Yani usanmayan bir kitle var. Abi kimse almazsa, emin ol kimse almazsa sen alırsın. Yani ben buna eminim mesela. Bu muhabbeti yapan adam kimse almazsa gider kendi alır. Çünkü o kendi için kimsenin almamasını istiyor. Kimse almayınca fiyat düşecek, gidip o araba alacak. Amaç o değil mi? Doğal olarak bu kapıya çıkmış oluyor diye düşünüyorum. Doğal olarak arkadaşlar arz az olacak. Talep de aynı şekilde devam edeceğine göre fiyatlar birazcık yükselecek. Ve aynı zamanda doların da bu oynaklığı nedeniyle. Çünkü şöyle düşünün. Bugün mesela fiyat Türkiye'de bir otomobil üretiyor ama bunun tamamını, parçasını Türkiye'den almıyor. Doğal olarak ne olacak? Yurt dışından gelen parçalar dolar bazlı gelecek. Dolar şimdi ne olacak? Ben malı alacağım. Doları 7.20'den malı alacağım. Sonra dolar 6.80'e düşecek. Ben 6.80'e göre mi satacağım? Hayır. 7.20'ye göre satacağım. Yani şunu söyleyeyim size. Doların yükseldiği o seviyede ben mal aldıysam eğer, o seviyeden satmak zorundayım. Çünkü benim maliyetim öyle. Şimdi ben bir birim malı 1 dolara alıyorsam eğer, dolar da 7 lira 20 kuruşsa, ben bu malı 7 lira 20 kuruşa almış olurum. Şimdi ben bu malı dolar 6.80'e düştü diye 6.80'e almış olmam. Olmayacağım için de ben bunu 7 lira 20 kuruşa mal etmiş olurum. Yani bir küsür dolar, o zamanki kurla bir küsür dolara mal etmiş olurum.
Şimdi öyle baktığınız zaman o dönem alınan malzemelerin fiyatları düşmeyecek. Bu satıcıyı zora sokacak çünkü satıcı zam yapmak zorunda kalmış olacak. Bir sonraki sattığı üründen de bunun karını çıkarmak isteyecek. Dolar düşse bile bir müddet bunun etkisi bu şekilde devam edecek. Bir de şöyle bir şey var. Yani sizin aldığınız ürünler dolarla birebir artıp çıkmıyor ki. Abi dolar 7'ye çıktı mı? Çıktı. Ben mal aldım aldım. Elimde de biraz mal var. Elimdeki malı biraz da tabii para kazanmam gerekecek. Dolar 7.20'ymiş gibi değil de 6.70 gibi satacağım. Sonra ben bu maldan tekrar kazandığım parayla tekrar mal alacağım. Tekrar mal alacağım zaman 6.80 olacak dolar. Doğal olarak bunun zamını koyacağım. Yani bu arada geçen 1 ay, 2 ay, işte senin stonda ne kadar malı varsa 3 ay, 5 ay bir süreç olacak. Bu süreç her firmada farklı farklı geçecek. Yani bazıları diyecek ki tamam çok kar etmeyeyim, müşteri kaybetmeyeyim. Biraz kendimden fedakarlık yapayım. Bir firma diyecek ki yok abi ben kar etmem lazım. Neden? Ya ev aldım. Ya işte çocuğum okuyor. Ya ne bileyim fabrikaya ek bina açtım. Diyecek. Yani bunların hepsi insanlık hali. Siz sadece şöyle düşünmeyin. Yani sadece sizin eviniz, barkınız. Bu işi yapan herkesin evi, barkı ve çoluğu çocuğu var abi. Herkesin kredisi var. Herkesin ödemesi var. Adam arabasıyla kaza yapmış, borca girmiş olabilir mesela. Bu da her firmada farklı farklı sirayet edecektir yani sonuç olarak, ama bu sonuç hiç değişmeyecektir yani. Bu belli bir müddet sonra bize yansıyacaktır. Bu yansıma müddetinde, bu sürede, bu süre zarfında bizim kazançlarımızda, maaşlarımızda birazcık zam varsa bunu tolere edebileceğiz, ama yoksa daha geriye gideceğiz, daha geriye gideceğiz ki zaten geriye gittik. Nasıl gittik? Bir TL olarak düşünelim. 80 birim TL'ye bu araba alınırken 130, 140, 120 bin birime bu otomobili bugün alıyoruz. Ne kadar süreçte? 2 yıllık bir süreçte bu oldu. Demek ki biz geriye gitmişiz. Nasıl? 2 sene önce de benim aylık gelirim ortalama 5000 lira civarındaydı. Şimdi de 5000 lira civarında bir gelirim var yani. Şimdi bu gelirle bu aynı araba 80 birimden 130 birime çıktıysa ben gerilemiş olurum. Şu anki piyasada böyle. Bunu niye anlattım? Bunu biraz sonraki muhabbetimiz için anlattım arkadaşlar. Biraz sonra neden bahsedeceğiz? İşte bu dolar muhabbeti ve otomobillerin gelmemesi. Otomobillerin ya da az gelmesi. Talebin de azalmaması. Talep azalıyor aslında. Talep nasıl azalıyor? Şöyle. Şöyle diyor insanlar. Diyorlar ki ya işte şu an değil de 2 ay sonra araba alacağım ben. Yani talep böyle. Aslında azalmıyor. Erteleniyor. Ha siz talebi erteleseniz bile ikinci el piyasasında bunu engelleyen bir sistem kurulmuş zaten şu an. Nasıl kurulmuş? Sen abi bugün araba alacaksın. Mesela işte ben bir önceki videoda demiştim 2008 bakıyorum diye. Şimdi Peugeot 2008 alacağım. Oflazlardan telefon açtılar. Gidip sormuştum, isim yazdırmıştım. 194 bin liraya 1.2 PureTech Activist var dediler. Tamam dedim, ben vazgeçtim dedim arabadan. Aynı arabanın ilanlarına baktım, 200 bin liradan aşağı yok. Şimdi böyle de bir ikinci el piyasası oluşmuş durumda. Yani bunun adına da biz ne diyoruz? Fırsatçılık diyoruz. İşte daha acı şeyler de söyleyebiliriz. Böyle bir piyasa oluştuğu için özellikle sıfır ve sıfıra yakın otomobillerde, yani firmalar indirim dahi yapsa elde otomobil olmadığı için, yani bugün dese ki adam 160 bin liraya satacağım ben bundan sonra gelen 2008'leri dese dahi elde otomobil olmadığı için insanlar da bunun ilerisinde, geleceğinde otomobile daha çok zam geleceğini düşündüğü için gidecekler yine o arabaları alacaklar ya da isim yazdıracaklar ve fiyatlar çok gelmeyecek. Yani şöyle bir durum var. Hiçbirimizin gücünün ve hızının yetemeyeceği kadar hızlı ilerleyen bir piyasa var. Bu piyasada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanların çoğusu otomobil artık bir yatırım aracı olarak görmeye başladı. Yani ben de öyle görüyorum. Nasıl? Şöyle görüyorum. Diyorum ki abi benim bir kredi borcum var. Bu kredi borcum karşılığında çalışarak kazanmadığım bir gelir elde ettiriyor bana bu araba. Nasıl gelir elde ettiriyor? İşte ben bu arabayı X birim alıyorum. X artı 10 birime satıyorum. Doğru mu? 2 ay sonra, 3 ay sonra. O 10 birimi bana kimse vermiyor ama benim borcum mesela işte atıyorum 100 birim borcum var. 100 birim borcum orada hep sabit kalıyor. Ben ödüyorum, 95 birime iniyor, 90 birime iniyor, 82 birime iniyor vesaire. Ama bu bana x artı 10, x artı 20 kazandırdığında oradaki borcumu ben kendi aklımda eritmiş oluyorum. Yani bu para yerinde dursaydı yerinde duracaktı ama bir arabaya bağladığım zaman para artıyor. O yüzden benim size tavsiyem piyasanın inmesini, düşmesini herhangi bir şeyi beklemeden otomobil alacaksanız alın abi. İkinci söyleyeceğim şey şu. Zaten eğer otomobil piyasası düşerse, ki şu an görünen süreçte düşmeyecek yine söylüyorum. Düşerse normal bir sürece girmişiz demektir ve bu çok benim için sevindirici bir şey. Yani bugün bu arabayı ben atıyorum X birimi aldıysam
bu otomobili bir sene sonra x-11'ime satmam lazım. Yani normal süreç bu. Eğer işte piyasa düşer mi diyorsanız, eğer piyasa böyle düşecekse düşsün abi. Düşsün, çok iyi olur. Yani ben de sevinirim bunun böyle olması. Çünkü ben de alacağım arabalara gün geçtikçe uzaklaşıyorum. Mesela bir W124 20 bin lirayken 50 bin lira oldu. Ben o kadar para kazandım mı? Hayır. Şimdi piyasa böyle gittiği sürece benim için de kötü, senin için de kötü, öbürü için de kötü. Tam bu benim borcumu kapatıyor ama ben bunu satıp borcumu kapatamıyorum. Sadece şöyle düşünüyorum. Yani ödeyemezsem bunu satarım. Çünkü ben bunu sattığımda bunun aynısını bir daha alamıyorum. Bunun daha eskisini zaten biniyordum. Niye bu gittim yenisini aldım? Değil mi? Öyle de bir durum var yani şu an. O da artık mantıklı mı mantıksız mı bilmiyorum. Siz de bu muhabbetten şunu anlamışsınızdır. Piyasalar karma karışık. Piyasalar 56. Piyasalar saçma sapan. Ve otomobil fiyatları maalesef düşmeyecek. İnşallah düşer ama düşmeyecek. Ben size yine tavsiyede bulunuyorum. Diyorum ki gidin otomobil alacaksanız hemen alın. O zaman Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.